Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Oppo A5 2020 telefon incelemesi yapacağız. 3 GB RAM ve 64 GB hafızası, dahili hafızası olan bir telefon. Şimdi aldık, kutu açılışı yapalım. Bakalım kutusunda neler çıkacak, hep beraber görelim. Evet, kutumuzu açıyoruz, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle koyalım. Bakalım. Öncelikle böyle bir muhtemelen telefon kılıfının olduğu bir parça. Evet. Evet, böyle telefonumuz gayet güzel görünüyor. Bunu koyalım. Ve kutudan diğer çıkan şeyler de normal bir tane şarj aleti, kulaklık, bakalım nasıl bir şey. Aynen bu tarz bir kulaklık, ki ben bunları pek sevmiyorum çünkü insanın kulağına çok fazla rahat oturmuyor. Ve şarj aleti ve şarj kablomuz da mevcut. Bu şekilde onları biraz sonra da bir bakarız, incelemesini de yaparız. Şu an telefonumuz bu şekilde. İlk açtığımızda kutumuzdan çıkanlar, dediğim gibi, böyle parlak bir yüzeyi var. Siyah renk tercih edildi. Bu arka tarafı cam tarzı gözüküyor. Ön tarafımızda da gördüğünüz gibi normal, üzerinde bunun dahili olarak çizilmez bir şeyi vardı. Üzerine ben artı olarak bir tane cam koruması yaptırdım. Çizilmez cam taktırdım. Şu an daha emniyetli ve kullanım açısından da iyi olacağını düşünüyorum. Telefon genel hatlarıyla güzel. Ele çok rahat oturuyor. Ama arka yüzeyi acaba kayar mı diye düşünüyorum, ama yok. Şöyle insanın elini aldığı zaman sanki kayacakmış gibi duruyor, fakat çok fazla böyle insanın elinden kayan bir şey değil. Güzel yani, elde tutuşu ve el hakimiyeti gayet güzel. Evet. İncelememize devam ediyoruz. Normal standart kulaklığımız burada. Şimdi ses kalitesini falan denedikten sonra sizlere söylerim. Hızlı şarj kablomuz ve şarj cihazımız burada. Type-C ağızlı bir şarj kablosu var. Bakalım. Açabilirsek. Evet. Aynen. Aynen. Onu da kenara bırakıyoruz. Bakalım diğer kutumuzdan çıkacak kılıfımıza bakalım. Nasıl bir kılıfmış. Aynen. Üzerinde bir tane micro CD kart ve sim kartını takmak için, yandan açmak için bir tane ufak şey var. İğnesi. Ve silikon bir tane. İç yüzeyi böyle tırtırlı. Dışı da böyle şeffaf. Bir tane silikon kılıf. Bakalım bunda nasıl rahat oturuyor mu? Evet, tam takmak için biraz uğraşmamız gerekiyor galiba. Evet. Telefonu tam anlamıyla sarıyor. Aynen. Telefonu tam manasıyla sarıyor. Bütün köşelerinden. Sağlam gözüküyor. Ön tarafına da zaten kırılma camımızı taktırdık. Artı bu telefonumuza kaskomuzu yaptırdık. 415 TL vererek. Bir sene içerisinde 3 kereye kadar ekran değişimi, ondan sonra ıslanma veya herhangi bir arıza durumunda da %60'a kadar da ödeme, yani normal ödediğimiz fiyatın %60'ına kadar hediye çeki tekrardan
verme gibi o tarz bir kasko yaptırdık. Şu an için 2200 TL vatanda alındı. Yani 2200 TL'ye artı 415 TL'de kaskosuyla birlikte 2615 TL bir maliyeti var. Telefon genel manasıyla güzel. En azından dıştan görünüş. Daha sonra bunlara oyun yüklemeleri ve yani güncel oyunlardan da yükleyip oyun performanslarını da inceleyeceğiz. Ona baktıktan sonra bakalım hızları, performansları, oyun hızları nasıl? Bununla alakalı da sizleri bilgilendireceğim. Gerekli yüklemeleri yapacağız. İsterseniz biraz da telefonumuzun genel özelliklerinden sizlere bahsedelim. 6.5 inç ekran büyüklüğümüz vardır. Android 9.0 kullanmakta. Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Dahili hafızası 64 GB ve 3 GB da RAM'i mevcuttur. Telefonumuzun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi 5000'lik bataryasıdır. Bu kuvvetli ve telefona çok uzun süre dayanma gücü verecek bir özellik. O yüzden de tercih sebebi olabilir. Ekranımız ise LCD kapasitif dokunmatik ekran mevcuttur. 1600x720 piksel çözünürlüğü mevcut. O biraz düşük ama ekran büyüklüğü ve diğer özellikleriyle biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 5.0 Bluetooth bağlantısı, dokunmatik parmak izi okuyucusu ve diğer özellikleri olarak da 195 gram geldiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi biraz ağır bir telefon fakat diğer özelliklerine ön plana baktığımız zaman kamera çözünürlüğü ve diğer şeyleri de deneyerek onları da biraz sonra videonun ileriki aşamalarına ekleriz. Bununla çekilmiş olan diğer videolar ve resimleri onları da eklerim. Onları da inceleme şansımız olur. Şu an için kameralar 4 adet kamerası bulunmaktadır. Nerede derseniz arka tarafında ve ön tarafında. Kamera çözünürlükleri de 12 megapiksel, 8 megapiksel 2 ve 2 olmak üzere 4 adet kamerası bulunmaktadır. Telefon genel özellikleri itibariyle güzel. Bakalım oyun performansı ve diğer güzellikleri nasıl, onları da inceleyelim. İleriki aşamalarımızda onları da eklemek istiyorum. Telefonu şu an inceleyip inceledikten sonra da sizlere genel kanaatimi söyleyeceğim. Bakalım inşallah umduğumuz gibi güzel bir telefon çıkacaktır diye düşünüyorum. PUBG'de maksimum yüksek akıcı olarak özelliklerini kabul ediyor. Genel olarak bu özellikle oynarken herhangi bir kasma yapmıyor. Fakat bir müddet oynadıktan sonra telefonda hafif bir ısınma var. Böyle bir durum var. Kulaklığını da denedim. Kulaklığı ses olarak çok hoş değil. Yani öyle mükemmel bir ses kalitesi beklemeyin. Kameralara gelecek olursak selfie kamerası güzel, hoşuma gitti. Arka kamerada tatmin edici düzeyde, öyle mükemmel ötesi fotoğraflar beklemeyin ama güzel, sizi yolda bırakmayacağını söyleyebilirim. Telefon tercih ederken
Huawei P Smart ve Oppo A5 arasında kaldık. Huawei'nin ekran çözünürlüğü çok daha iyi olmasına rağmen genel özelliklerde birbirine yakın, fakat Oppo A5 özellikle batarya gücü ve diğer birkaç özelliğiyle ön plana çıktı. Biz tercihimizi Oppo A5'ten yana kullandık. Biliyorsunuz son dönemde dolar kurundaki yükselme ve telefonlara uygulanan vergilerin artmasından dolayı da telefon fiyatları çok fazla arttı. 2000 TL civarına alabileceğiniz en güzel telefonlardan birisi olarak Oppo A5'i sizlere tavsiye edebilirim. Telefon hakkında merak ettiğiniz diğer şeyleri de yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.